Ne yapıyorsunuz Tahir Bey? Aşkım, şu Allah şöyle bir evden gitsin, çapalayıvereyim dedim. Sizin için de arka bahçeden gül topladım. Nasıl beğendiniz mi? Bahçıvan ne güne duruyor? Mahvetmişsiniz ortalığı. Kendinize meşgale edileceksiniz diye evin düzenini bozmayın, çok rica ediyorum. Ama yani şu etrafa bir el değsin, bir elden geçsin demiştim. Sizin için de gül topladım hani, gönlünüz olsun diye. Benim gönlümü falan yapmaya çalışmayın. Ev işlerine de karışmayın lütfen. Aman aman aman. Ne oluyor Tahir Bey? Aa, bu sabah kahvaltıyı ben hazırladım Şükür Hanım. Sizin için menemen yaptım seversiniz diye. Berkay, dedesinin kuzusu. Gel bakayım, gel gel gel. Gel bakalım, aslan parçası dedesinin kuzusu. Anlamadık ki Şükran Hanım. Vallahi mutfak yangın yerine döndü. Yıkıp tekrar yapmak lazım. Aa, çilek reçeli almıştım. Organik, onu da getir. Hadi Şükran Hanım, menemen soğuyacak, hadi. Bundan sonra ben bakacağım size. Kraliçeler gibi. E artık emekli de oldum. Bütün mesaim size. Evet. Aa, organik zeytin vardı, onu da getir. Getiririm Tahir Bey. Hadi. Nasıl? Seversin organik. Hadi bakalım, soğumasın. Ver tabağına. Getirdin mi? Ha. Oh. Güzel oldu. Şükran Hanım, hadi hazırlanın, gezmeye gidiyoruz. Berkay'ı hayvanat bahçesine götüreceğiz. Hayvanat bahçesine? Evet dedi, gidelim. Ben gidemem Tahir Bey. Ama ailece şöyle bir gezeriz, vakit geçiririz demiştim. O kadar hazırlık yaptım Şükran Hanım. Hepimiz adına kararlar alırken daha önceden danışırsanız memnun olurum. Ama Berkay da çok heveslendi. Babaanne gidelim lütfen. Başka zaman gideriz tatlım. Bugün benim yapacak işlerim var. Sonra gideriz. Tahir Bey, emeklilik hayatınızı daha bireysel hobiler edinmeye adarsanız memnun olurum. Tamam. Bundan sonra öyle yaparım. Ne oluyor? Renginiz attı yine. Şey bu, önemli bir şey değil bu. Mesajlar, bankalar mesaj oluyor ya. O. Tahir, seni bu eve tek şartla kabul ettim. Bana karşı dürüst olacaksın. Nedir telefonuna gelenler? Şimdi Şükran Hanım, ben bu Esin denen kadını başımdan def ettim. Def etmesine. Ama. Ama? Heh. İşte kredi kartlarımdan biri onda kalmış. Şu anda bankadan gelen mesajlardan anladığım kadarıyla kredi kartının kökünü kurutuyor. Ben tamamen unutmuşum. Anlaşıldı. Bu işi halletmek de bana düşüyor. Yok. Siz muhatap olmayın. Onu ben halledeceğim. Daha önce hallettiğiniz gibi mi? Siz karışmayın. Ben halledeceğim. Hangi otelimizde kalıyor bu kadın? Hoş geldin Şükrancığım. Ne oldu? Niye çağırdın beni? Seninle biraz konuşalım dedim. Konuşalım. Biz. Yalnız çocukların görmesin beni burada. En son pek iyi ayrılmadık biz. Çocuklarım seni bir daha görmeyecek. Hı. Çünkü sen hayatımızdan çıkıp gideceksin. Nasıl olacak o? Sen mi olacaksın? Senin kendine ait hiçbir şeyin yok kızım.
Kullandığın pahalı çantalar, içindeki kartlar. Gerçi kart sende kalabilir. Zaten bloke ettirdin. Üzerindeki kıyafetler, kaldığın otel, çalışmadan para kazandığın holding. Hepsi bana ait. Şimdi ben bunların hepsini senden geri alıyorum. Tahir Bey'in kartıyla son aldıkların da dahil. Onlar Tahir'in bana ayrılık hediyeleri. Güzel, hediyemiz olsun. Kızım, yeterince kendini alçaltmadın mı? Gençsin dedim, cahilliğine verdim. Ama benim sabrımın da bir sınırı var. Ben Tahir Bey'e benzemem. Bugün oteli terk edeceksin. Gitmeyeceğim. Güzel. Zorluk çıkarırsan ben de kaldığın günlerin ödemesini tahsil etmelerini isterim. Ödeyebilecek misin? Şimdi sen hanım hanım hayatımızdan çıkıp gideceksin. Bir daha da ne benim ne de ailemin karşısına çıkmayacaksın. Hadi bakalım. Oteli terk etmek için 2 saatin var. Bili 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 bili. Gel. Sen de gel kızım. Bili 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 bili. Gel. Bili 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 bili. Bili 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 bili. Gel. Gel kızım. Gel. Tahir Bey. Bu ne? Dün internete sipariş vermiştim. Hemen getirmişler. 5 tane tavuk, 5 tane de horoz. Daha yani kümeslerini yapamadım ama hemen yapacağım. Merak etmeyin. Bundan sonra her sabah taze yumurta yiyeceğiz. Horoz sesiyle sanki doğadaymış gibi uyanacağız. Nasıl? İyi düşünmüşüm değil mi? Bırakın iyisini kötüsünü, hiç düşünememişsiniz Tahir Bey. Birazcık aklınıza mukayyet olsanız, horozun tavuğun burada ne işi var? Anlattım ya Şükran'ı. Hem hobi edinin diyordunuz, işte buyurun size hobi. Bence siz tekrar odanıza kapanıp gemi maketleri yapsanız çok daha iyi olur. Böylece kimseyi rahatsız etmemiş olursunuz. Teessüf ederim Şükran Hanım. Size bu kadar rahatsızlık verdiğimi bilmiyordum. Şimdi de çocuk gibi küsecek misiniz? Tahir Bey, koskoca adamsınız. Yasmış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.